Kemer'i eğer ilk defa ziyaret etmek istiyorsanız, kemeri gezmeye nereden başlamalı, kemerde gezmek için nereye gidilir gibi sorularınız için bu videoda sizlere kemerin muhakkak gezilip görülmesi gereken en iyi yerleri, doğal güzellikler, tarihi eserler, antik kentler, plajlar, müzeler, mağaralar arasından dikkatlice seçerek sizin için derledik. Şimdiden iyi seyirler diler, atmış olduğunuz beğeni ve yorumlar için teşekkür ederiz. Kemer, Antalya ilimizin Batı Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan, 52 kilometre kıyı şeridince masmavi suları, plajları, doğal güzellikleri içinde barındıran ilçesidir. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olup çevresinde, her bütçeye uygun konaklama hizmetleri mevcuttur. Kemer'de sıkılmak mümkün değildir, çünkü meşhur Ay Işığı Plajı, dünyanın her yerinde görmek için geldikleri Çıralı Yanartaş, meşhur Adrasan Plajı ve koyu yine dünyaca ünlü Olimpos Antik Kenti ve Feyselis Antik Kenti, Göynük Kanyonu gibi saymakla bitmeyecek güzellikleri vardır. Ayrıca Kemer'de şehir içi ulaşım ise dolmuşlarla sağlanıyor. Merkez, Göynük, Tekirova ve Beldibi arasında da yolculuk edebileceğiniz dolmuşlar bulabilirsiniz. Kemer'e ne zaman gidilir diye sorarsanız, yılın 8 ayı denize girilebilir, Haziran ve Eylül arası bölge turizm açısından en yoğun dönemini yaşar, sıcaklığın en yüksek olduğu Temmuz ayı aynı zamanda Kemer'in en çok ziyaretçi aldığı dönemdir. Daha sakin olduğu Nisan Mayıs ile Eylül'deki ayları Kemer'de hem denize girmek hem de gezmek için uygun zamandır. Kemer tarihi mekanlar konusunda da çok zengindir. Yoğun sıcakların olmadığı bahar ayları özellikle buraları ziyaret için doğru zamandır. İsterseniz tatilinizi festivaller zamanına denk getirebilirsiniz. Bu festivallerden birkaçı ise, Çukuryayla Yörük Şenliği olup genellikle Temmuz'un 21'inde kutlanır ve festivalde geleneksel gösteriler, etkinlikler ve yarışmalardan oluşuyor. Diğer bir festival ise Altınlar Kültür ve Sanat Festivali. Kemer Belediyesi tarafından genellikle Haziran ayı içerisinde düzenlenen festival her sene ünlü sanatçıların konserleri, off-road araçlarının gösteri geçişleri, samba şovları ve alışveriş alanları ile çok seviliyor. Araba severler için de Kemer Otomobil Festivali'ne gidebilirsiniz. Genellikle Haziran'ın ilk haftasında yapılan rally alanında gerçekleşen etkinlikte klasik ve modifiyeli araçların sergileri, drift gösterileri, ATV şovları ve DJ performanslarından oluşan festival ile ziyaret tarihiniz denk gelirse mutlaka bir göz atmanızı öneririz. Neyse lafı daha fazla uzatmadan Kemer'in en iyi yerleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Ve ilk adresimiz, Folklorik Yörük Parkı. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Folklorik Yörük Parkı, 1982 yılında özel turizm belgeli bir tesis olarak kurulmuştur. Yat limanı yanında yer alan bu alanda temalı park ve yaşayan açık hava folklor müzesi işlevi ve konseptiyle hizmet vermektedir. Tesise gelenler dilerlerse, bu doğal ve otantik ortamı tamamlayan yiyecek ve içeceklerden tadabilmektedirler. Ayrıca geleneksel ve folklorik müzik dinleyebilirsiniz, bu arada giriş ücretlidir. İkinci durağımız ise Ay Işığı Plajı yani Moonlight Beach. Kemer ilçe merkezinin batısında yer alan çok özel bir koyda bulunur. Burası Ay Işığı Parkı'nın deniz kenarında yer alır, koyun bir ucunda tepe üstünde Kemer Folklorik Yörük Parkı, açık hava müzesi, karşı tarafında ise Club Med Tatil Köyü bulunur. Bu güzelliğiyle ziyaret edenleri etkileyen koyun etrafının büyük kısmı Olimpos Bey Dağları Sahil Milli Parkı ile çevrilidir. Turkuaz rengi denize giriş kum olmakla birlikte bir miktar büyükçe çakıl taşları vardır. Bu plajın Kemer'de yüzülecek en güzel yer olduğu vurgulanmaktadır. Yine burada da plajlara giriş ücretlidir. Şimdi Kemer ilçesinin en popüler gezilecek yerlerinden birisine gidiyoruz, Göynük Kanyonu. Muhteşem doğası, ağaçları, şelaleleri ve havuzları ile doğa sporu sevenler açısından harika bir yerdir. Göynük Kanyonu, çeşitli kaynaklarca dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri olarak gösterilen Likya yolu üzerinde yer alır. Bu bölge aynı zamanda Beydağları Sahili Milli Parkı'dır. Göynük Kanyonu Tabiat Parkı statüsüne özel işletme tarafından çalıştırılmaktadır ve girişi ücretlidir. 2024 yılı Göynük Kanyonu giriş ücreti kişi başına 28 TL'dir.
Gişelerden geçip bir miktar yürüdükten sonra yapay gölete ulaşılmaktadır. Gölet yemyeşil suları ile etkileyici bir manzara olup gölet etrafında dinlenme ve yeme içme alanları ile yiyecek ve içecek satan yer bulunmaktadır. Şimdi ise Kemer'deki tarihi yerleri geziyoruz ve ilk adresimiz Feyselis Antik Kenti. Antalya-Kumluca Karayolu üstünde Çamyuva mevkiinden sonra yol ayrımından 1 kilometre yolla sahilde yer alan antik kente ulaşılıyor. Kent sahil kesiminde 3 muhteşem koy kenarında ve yemyeşil bir orman içinde yer almaktadır. Bu koylar Feyselis plajlarına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca müzenin büfeleri kenti gezenlere ve denize girenlere hizmet vermektedir. Deniz kenarında muhakkak gezilmesi gereken çarpıcı antik kentlerden biridir ve Feyselis Antik Kenti'ne giriş ücretlidir. Şimdi ise dünyanın her yerinden ziyaret akınına uğrayan bir yere gidiyoruz. Burası Çıralı Yanartaş. Yanartaş'a Kemer ilçesinin Antalya-Kumluca Karayolu üstünde bulunan Ulupınar Mahallesi'nin sahilde yer alan Çıralı mevkiinden çıkılır. Çıralı içinden kuzeydoğu yönüne devam edip Çıralı Yanartaş mesire alanına araç ile ulaşılır. Buradan bilet aldıktan sonra yaklaşık 1 kilometrelik tırmanışla tepeye ulaşılır. Bu tırmanış gece yapılacaksa muhakkak yanınızda ışık olmalıdır. Ya da yanınızda el feneri veya kafa ışığı olmalıdır. Mesire alanındaki işletmeciye ait Yanartaş büfeden el feneri kiralayabilirsiniz. Tırmanılan patika bozuk bir yoldur. Bazı bölümlerindeki merdivenlerin basamak yüksekliği yürüyeni rahatsız edecek kadar fazladır. Tüm bu zorluklara rağmen Yanartaş'ın mitolojiden gelen efsaneleşmiş gizemli havasını hissedebilmek için buraya tırmanışı gece yapmak gerekir diye düşünüyoruz. Yanartaş tepedeki kayalıkların üstündeki deliklerden çıkan ve sürekli yanan metan gazı alevleridir. Binlerce yıldır sönmeyen dağdaki bu ateşler antik çağda mitolojide kendi efsanelerini de yaratmıştır. Tahtalı Dağ. Torosların Kolu Bey Dağları'nın 2400 metre yüksekliğiyle en büyük zirvelerinden birisi olan Tahtalı Dağ deniz ve dağ turizmini birleştiren önemli bir noktadır. Olimpos Beydağları Milli Parkı'nın içinden geçen yol ile Olimpos Teleferik alt istasyonuna varılır, buradan 80 kişilik panoramik kabinler ile dağ çıkış yapılır. Seyahat esnasında göreceğiniz tabiat, manzara koruma altında olan özel bir alandır. 2400 metre yükseklikteki dağ istasyonu 360 derecelik panoraması ile Finike ve Side arasındaki manzarayı seyretmenize imkan sağlıyor. Beldibi Gizli Koy. Kemer ilçesine de yakın olan Koy Beldibi beldesinde yer almaktadır. Halk arasında gizli koy olarak bilinse de harita çöplük koyu olarak geçmektedir. Hafif patika çakıl karışık bir yoldan aşağıya bir iniş gerçekleştirmek gerekiyor gizli koya giderken, ancak muhteşem manzarası ve Maldivleri andıran suyu ile çekilen bütün zorluklara değdiğini de söyleyebiliriz. Çöplük koyu, gizli koy, Antalya'da yüzülecek özel yerlerden birisidir. Suyun sıcaklığı Antalya genelindeki denizlere göre biraz daha serindir, berraktır ve mavinin birçok tonunu içinde barındırmaktadır. Beldibi Mağarası. Kemer'den yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu mağara deniz ile kayalıkların birleşme noktasında bulunuyor. Denizden yüksekliği 25 metre olup ve duvarlarında hayvan ile insan figürleri yer alıyor. Daha çok figürler arasında dağ keçisi, geyik ve insanlar ayırt ediliyor. Yapılan çalışmalara göre buradan Neolitik, Paleolitik ve Mezolitik çağlara ait de eserler bulunmuş. Kesme Boğazı Kanyonu. Kesme Boğazı Kanyonu, Antalya Kemer ilçesi Kuzudere mahallesinde yer alır. Doğal bir kanyonun üzerine inşa edilmiş oturma, yeme içme yerleriyle, yüzmek için doğal havuzlar bulunan Kesme Boğazı yazın sıcağında bunalan herkes için keyifli bir yerdir. Kesme Boğazı Kanyonu özel bir işletme tarafından işletilmekte ve giriş ücreti alınmaktadır. Ve 2024 yılı Kesme Boğazı Kanyonu giriş ücreti 30 TL'dir. Kesme Boğazı'nın bir diğer özelliği de tarihi bir köprüye ev sahipliği yapmasıdır. Roma dönemine ait köprü yaklaşık 22 metre uzunluğundadır. Köprünün sol tarafında doğal havuzlar ve işletme vardır. Gören herkesi etkileyen kanyonun suyu tertemiz ve soğuktur. Alacasu Cennet Koyu. Alacasu Cennet Koyu Çaycuma ile Tekirova arasında kalan gizli bir koydur. Dünyaca ünlü Feyselis Koyu ile yan yanadır. Alacasu Cennet Koyu'nun en büyük özelliği kamp ve karavan turizm için yoğun olarak kullanılmasıdır. Ve piknik mangal alanları da aileler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Yolu biraz bozuk olan koya araçla ulaşım vardır. Ayrıca Cennet Koyu Alacasu'da işletme yoktur.
hafta sonu ve tatil günleri aşırı kalabalık olmaktadır. Bir tarafta piknik, mangal ve günübirlikçi tatilciler, bir tarafta çadır kampı ve karavan turizmi yer alan koyda, günün her saati hareketlidir. Tekirova Plajı. Tekirova Plajı, Antalya Kemer ilçesi Tekirova mahallesinde yer alır. Yaklaşık 3,5 kilometrelik plaj, kumu ve deniziyle ünlüdür. Tekirova Plajı mavi bayraklı bir denize sahiptir, ancak büyük bir bölümünde büyük otellerin işletmeleri vardır. Plajı belli bir bölümü halka açık ve ücretsizdir. Mavinin birçok tonunu barındıran Tekirova Plajı, altın sarısı kumsalı ile de bölgenin en popüler kumsalları arasındadır. Tekirova Plajı'nda ayrıca su sporları, jet ski ve şezlong hizmetleri vardır. Halk plajı bölümünde fiyatlar piyasa göre uygundur. Tekirova Plajı, Kemer ilçesi Tekirova mahallesinin sahilinde yer alır ve haritadaki konum ile plaja kolayca ulaştırmaktadır. Paris 2 Batı. Tertemiz koyları ve deniziyle beğeni kazanan Kemer'de şayet farklı bir aktivite isterseniz işte dalış fırsatı. Kemer Marina'nın açıklarında yer alan Paris 2 Batı, dünyada 100 dalış noktasından biri olarak gösterilmektedir. Bu batık 13 Aralık 1917 senesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul komutasındaki Topçu Bataryası tarafından batırılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında batırılan bu Fransız gemisi yaklaşık 30 metre derinliktedir. Paris 2 batığı 1995'te keşfedilmiştir. O günden beri de hem dalış severler hem de fotoğraf tutkunları için özel bir alan olmuştur. Şayet dalış turlarına katılırsanız sadece Paris batığı değil, başka alternatiflerin de olduğunu vurgulayalım. Dolusu Park ve Kiriş Plajı. Kemer'in batı tarafında yer alan Kiriş Plajı ve hemen yanı başında bulunan Dolusu Park, Kemer'de görülecek yerler arasındadır. Kiriş Plajı yaklaşık 2 kilometre uzunluğa sahiptir. Taşlı sahili olan plaja gitmeden ayakkabılarınızı yanınıza mutlaka alın. Suyu çok güzel olan bu plajın, kumluk olmasa da yaz mevsimi en çok tercih edilenlerden biridir. Kiriş sahilinde bulunan Dolusu Park ise kesinlikle en keyif verici yerlerden biri olup, adrenalin ve eğlence arayanlar buraya mutlaka uğramalısınız. Çocuklu ailelerin gözdesi olan Dolusu Park, içerisindeki kaydıraklarının çeşitliliği her yaştan kesime uygun ve içeride her türlü imkanın sunulduğu Dolusu Park'ın girişi ücretlidir. Dino Park Antalya. Dino Park, Görnük Kanyonu'na 4 kilometre, Kemer'e ise 10 kilometre mesafede yer almaktadır. Dino Park Antalya, Kemer tatilinizde enfes zaman geçireceğiniz bir alan olup, çocuklu ailelerin sıklıkla tercih ettiği Dino Park'ta muhteşem bir gün geçirebilirsiniz. Günümüzden milyonlarca sene evvel nesilleri tükenen dinozorların birebir gerçek boyutlarda üretilmiş maketleri yer almaktadır. Hareketli ve sesli olan bu canlandırma dinozorlar özellikle de çocuklar için büyük eğlence oluyor. Daha birçok farklı aktivite alanı olan Dino Park'ta siz de çocuklarınızla doyasıya eğleneceksiniz. Girişi ücretli olan Dino Park sabah 9 ile akşam 8 arası açıktır. Odiros Antik Kenti. 1976 yılında kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan antik kent, Bizans dönemi ile ilgili eserlere yer veriyor. En özel ve göze çarpan eseri geometrik şekilli mozaiği olup, buna ek olarak bir şapel kalıntısı ve surlar da dikkat çekmektedir. Buraya giriş ücretsizdir. Şimdi gezeceğimiz yerler Kemer'e biraz uzak Kumluca tarafında kalan kısımlardır. Bu harika yerleri ziyaret edebilirsiniz ve ilk adresimiz Olimpos Antik Kenti. Olimpos Antik Kenti, Antalya'nın batısında Kumluca ilçesi sınırları içerisinde yer alan önemli liman kentidir. Antalya-Kumluca karayolu üstünden iki girişi vardır. Finike, Kumluca tarafından gelindiğinde Adrasan girişi, Antalya, Kemer yönünden gelince ise Olimpos girişinin kullanılması zamandan tasarruf sağlayacaktır. Kentin girişine orman ve pansiyonların içinden geçerek ulaşılır ve giriş ücretli olup müze kart geçerlidir. Eğer ziyaretinizi yaz aylarında yapıyorsanız, kentin içinden geçilerek ulaşılan mükemmel Olimpos plajında yüzmeyi unutmayınız. Olimpos Plajı. Plaja bir liman kenti olan Olimpos Antik Kenti içinden dere boyunca yürüyerek ulaşılır, varılan koyun sol tarafındaki uzun kumsal karettaların yumurtlama bölgelerinden biri olan Çıralı Plajı'dır. Kendi aracıyla gelecekler için antik kent girişinde ücretli, pansiyonlar bölgesinde ise ücretsiz otoparklar mevcuttur. Ayrıca Olimpos Plajı'nda kabin ve duş imkanı yoktur.
Antik kent içinde plaja inen yol üzerinde yer alan su kanalı ve önündeki tarihi havuz tatilciler tarafından serinlemek için kullanılmaktadır. Plaj antik kent içinde yer aldığı için giriş ücretlidir ve giriş ücreti 2024 yılında müze kartınız yoksa 220 TL'dir. Adrasan Koyu. Antalya ili Kumluca ilçesinin bir köyü olan Adrasan Köyü'nün plajıdır. Bu tabiat harikası koy, yaklaşık 2 kilometre kumsala ve pırıl pırıl bir denize sahiptir, koyu çevreleyen dağlar ormanlarla kaplıdır. Koyda pansiyonlar ücretli ve ücretsiz plajlar, yeme içme mekanları mevcuttur. Ayrıca Adrasan dünyaca ünlü Likya yürüyüş yolu üzerinde yer alan önemli ve güzel duraklarından biridir. Son yıllarda Adrasan Antalya'nın en önemli tekne turları merkezinden biri olmuştur. Bu gelişmede plajları Maldivlere benzetilen ve çok popüler olan Suluada tekne turları itici güç olmuştur. Ayrıca Adrasan'dan Suluada tekne turları dışında kemer yönünde yer alan Cennet Koylara da tekne turu düzenlenmektedir. Evet arkadaşlar, Kemer'de gezebileceğiniz tüm harika yerleri sizler için eksiksiz anlatmaya çalıştık. Sizler bu tür içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Herkese iyi eğlenceler dileriz.